O küçücük bedenlere, işte liseye girmek üzere olan ya da üniversiteye girmek için hazırlanan çocukların ve gençlerin üzerinde aslında bizim çok ciddi bir yükümüz var. Sınav kaygısı ve stresi dediğimiz şey gerçekten sınav kaygısı mıdır? Yoksa o kaygıyı yaşamamıza sebep olan başka faktörler midir? Hep çocuk Başarı. başkasına mı referans alarak Çünkü kaygıyı, korkuyu yaşıyor? öyle büyütüyoruz. Peki nasıl yaklaşsın aile çocuğa? Proje çocuk yapıyorsa kimseyi dinlemiyor aileler. Ve ne yazık ki bunu biz eğitimli ailelerde görüyoruz Asumancığım. Dürtüsel davranmak, dikkat eksikliği dediğimiz, hiperaktivite dediğimiz şeyin birçoğu yalancı. Yanlış mı yapıyor çocuk? Sevgili anne babalara kendimi paralıyorum. Buradan bir kez daha söyleyeyim. Lütfen sildirmeyin yanlışını. Sınav kaygısı ve stresi diye bir endüstri yaratıldı. Bunun içinde öğrenciler, öğretmenler, biz psikologlar, uzmanlar, sosyal çalışmacılar, koçlar, herkes var. Ve hepimiz ne yazık ki çocukların omuzlarında ciddi bir yük oluşturuyoruz. O küçücük bedenlere, işte liseye girmek üzere olan ya da üniversiteye girmek için hazırlanan çocukların ve gençlerin üzerinde aslında bizim çok ciddi bir yükümüz var. Peki sınav kaygısı ve stresi yok mudur? Yani çocuklar bunu yaşamıyor mudur? Yaşıyordur. Görünüşte yaşıyor. Yaşıyordur. Ama yaşatan Ama sınav kaygısı ve stresi dediğimiz şey gerçekten sınav kaygısı mıdır? Yoksa o kaygıyı yaşamamıza sebep olan başka faktörler midir? Ben de işte buradayım. Aslında sınav kaygısı ve stresi dediğimiz şeyin arkasında başka dinamikler var. Neler bunlar? Şimdi bir çocuk bir kere, birincisi, bir sınava giriyorsak, ismi üstünde sınav ve bir yarışma, yarış. Demek ki benim o sınavda karşıma çıkacak konuları öğrenmiş olmam lazım. Öğrenebiliyor olmam lazım. Biliyor olmam lazım. Eğer ben bilgi eksikliği yaşıyorsam elbette ki yapamayacağıma dair kaygı duyarım. Peki bu sınav kaygısı mıdır? Adını sınav kaygısı diye üst başlık koymuşuz. Hayır, bu bilgi eksikliği kaygısıdır aslında. İkinci faktör, ki sonra tek tek söyleyeceğim bunların sebeplerini. İkinci faktör, benden ailemin beklentilerini gerçekleştiremezsem kaygısıdır. Yani ailem benden çok üst düzey bir başarı bekliyor. Ya da benim şu 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 okullara girmemi bekliyor. Ben bunu yapamazsam, hele hele bir de altta bilgi eksikliği de varsa, ailenin beklentileri de yüksekse, ben bunu yapamazsam kaygısıdır. Bu da sınav kaygısı değildir. Sınava dönük bir kaygıdır ama sınavın kendisiyle ilgili bir kaygı değildir Asumacığım. Arada büyük fark bu. Biz sınav kaygısı diyoruz da sınav kaygısı değil bunların hiçbirisi ya da stresi değil. Ek olarak öğretmenlerimin ve toplumun benden beklediklerini yerine getiremezsem. İşte ben başarılı bir öğrenciyim ya da benden başarı bekliyorlar ama sınav sonucunda beklediğim başarıyı elde edemezsem, toplumun nezdinde ya da arkadaşlarımın gözü önünde kendimi düşüreceğim durum nedir? Hep çocuk Başarı. başkasına mı referans alarak Çünkü öyle kaygıyı, korkuyu yaşıyor? büyütüyoruz, öyle büyütüyoruz. Yani bugün 100 üzerinden puan sistemi olan bir sınava girdiğinde çocuk ve diyelim ki çocuk 90 aldıysa, 80 aldıysa, anne babanın sorduğu soru nedir? Başka kim aldı? 100 alan var mıydı? Onlar 100 aldı, sen neden 80 aldın? Çocuk 100 aldığında başkaları 100 aldı mı? Kaç kişi 100 aldı? Ona göre değerlendireceğiz. Yani çocuğumuz 100 almış olsa bile, eğer o sınıfta ortalama 30 kişilik bir sınıf, 40 kişilik bir sınıfta, eğer 100 alan sayısı 8-10 kişi ise çocuğumuzu bir nevi başarısız kabul ediyoruz. Herkesin yaptığı bir şey bu. 80 aldıysa, 90 aldıysa neden 100 olmadı? Neyi eksik? O soruyu nasıl yapamaz? Şimdi dolayısıyla da arkadaşlarımın, ailemin, öğretmenlerimin, yani içinde yaşadığım çevrenin beklentilerini yerine getiremezsem kaygısı. Yıllarca işte önümüzde şu sınav var, buna hazırlanman lazım. İşte bilmem ne var, en iyi alman lazım. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Getiriyoruz sınava kala, bir ay kala. Bizim için sınav önemli değil. Sen önemlisin, senin mutluluğun önemli. Hiç strese girme diyoruz. Şimdi bu ne kadar inandırıcı? Yani yıllar boyunca hem eğitim sistemi, hem öğretmenlerin ilişkisi, hem çocuğun arkadaşlarıyla olan beklentisi, kendisinden beklentisi, anne babanın tutumu, çocuğu bir sınava odaklıyoruz. Ondan sonra da sınava bir iki ay kala önemli değil, sen mutlu ol yeter ki. Yani kazanıp kazanmaman önemli değil diyoruz. Asla böyle bir şey yok. Peki nasıl yaklaşsın aile çocuğa?
Şimdi maalesef bütün okul hayatı boyunca bütün bir eğitim sistemi yıllardır aşağıdakilerden hangisi doğrudur, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır üzerine kurgulanmış bir çoktan seçmeli test olarak kurgulandığı için çocuklar okumaktan, sorgulamaktan, bir mantık zinciri oluşturmaktan, buradaki bir bilgiyle buradaki bir bilgiyi çarpıştırıp ortaya bir analiz sunmaktan uzak çocuklar olarak yetiştiler. Çok dar kelimelerle konuşuyorlar. Bir şey soruyorsunuz. Nasıldı bugün? Günün nasıl geçti? İyi diyor çocuk. Cümle i̇yi kurmuyor. Ne? İyi ne? Tek kelimelik cümleler. Cümle bile değil. Tek kelimelik cümle. Ya da işte bugün ne yaşadın? İşte iyi. Bir şey yok. Evet. Tamam. Olur. Hayır. İçerik yok. Bir durum, olay, eylem anlatan cümle akışı yok Asuman'cığım. Şimdi Milli Eğitim bunu fark etti işte. Bu sene çok ciddi bir takım adımlar attılar. Umarım uygulamaya geçer. Ne dedi? Ana dilinde Türkçe'de 70 ortalama almayan çocuk geçemeyecek evet. dedi bir. Ek bir takım dersler konuldu şimdi işte. Yok güzel şey konuş şey kompozisyon yazı vesaire. Destekleyecek. Şimdi bizim dönemimizde bunlar vardı. Yani Türkçe dediğimiz ders Türk Dil Edebiyatı, güzel yazı, kompozisyon gibi. Şimdi biz kitap ödevi verilirdi ve özet çıkartırdık. Bugün çocuklarda öyle bir şey yok, öyle bir kavram yok. Böyle getirdik kuşakları biz, en az 3-4 kuşağı böyle getirdik. Şimdi biz bu çocuklardan kaygıda olmuş. Ama sen sınava odak, bizim dönemimizde nihai sınav olarak sınava odaklı biz çalışmazdık ki. Biz okul sınıfımızı geçmek, dersi öğrenmek, üstümüze düşen ödevleri yapmak üzere geçerdik. Okullar bitince de üniversite sınavına girerdik. Ve çok ilginç bir şey, okulda öğretilenle girerdik. Şimdi sınavda çıkanla okulda öğretilen birbirini tutmuyor ki aslında. Evet, ek hizmete ihtiyaç duymazdık. Niçin ben çocuğuma okulda öğretilen derslerin dışında ders aldırmak zorundayım? Neden özel öğretmen tutmak zorundayım? Çocuklar şimdi dolayısıyla bir kaygı yaşıyorlar. Ama bu kaygı o çocukların kaygısı değil ki. Bizim dayattığımız ve yarattığımız ortamın kaygısı. Dolayısıyla da ben şöyle bir şey söylemek istiyorum ve sormak istiyorum. Çocuğumuzun kendisi olmasına izin veriyor muyuz? Bir, kendi yeteneklerinin ortaya çıkmasına imkan sağlayacak ortamlar hazırlıyor muyuz? İki, ben mühendis olmak istiyordum. Ya benim çocuğum mühendis olsun deyip o çocuğa bir meslek biçiyor muyum? Yoksa çocuğumun kendi yetenekleri ve ilgi alanı doğrultusunda bazılarının ailelerinin çocuklara küstüklerini biliyorum. Bak yani 19 yaşında bir gence küsüyorsun. Sebep benim istediğim okulu ve benim istediğim bölümü yazmadı. Ama çocuğun bir ideali var. Yani örnek veriyorum, çocuk endüstri mühendisliği istiyor. Ama aile diyor ki yok, yazılım yaz. Ama çocuk bunu istiyor. Yani bu alanda çalışmak istiyor, mesleğini, bundan sonraki hayatını bununla sürdürmek istiyor. Niçin ben geleceği görüyorum, bunun yazılım çok iyi gelecekte, bu sektör böyle olacak falan. Doğru, kabul ediyorum. Ama şimdi ben öyle istiyorum. Benim çocuğum buna yatkın değilse ve ilgisini çekmiyorsa... Bir kere bir de üniversite çok keyifli bir alandır. Arkadaşlık, artık yetişkinliğe adım attığın, daha kalıcı sosyal ilişkiler kurduğun, hatta o okulda tanıştığın birçok kişiyle gelecekte meslek hayatında da yollarının kesişeceği bir sosyal ağdır orası. Şimdi böyle bir yerde keyif alarak, sevdiğin bir konuda eğitim alarak okumak başka. Bundan 10 yıl sonrasında hazırlanmak üzere, işte neden? İyi para getirecek, çok popüler bir meslek. Çok ihtiyaç duyulan bir meslek diye bunu seçmek başka. Şimdi hangisi mutluluk getirecek? Proje çocuk yapıyorsun. Hı hı. Kimseyi dinlemiyor aileler. Hı. Ve ne yazık ki bunu biz eğitimli ailelerde görüyoruz Asuman'cığım. Yani sosyoekonomik, sosyokültürel düzeyi yüksek ailelerde beklentilerin de çok yüksek olduğunu, çocuklar üzerinde ciddi bir proje çalışması yaptıklarını görüyoruz. Yani doğal ortaya çıkacak bir takım yetenekleri ya da ilgileri bastıran bir şeydir bu. Bir de tabii çocuğunuzun yapısı ne? Yani çocuğunuz analitik mi? Çocuğunuz işitsel mi? Çocuğunuz görsel bir çocuk mu? Çocuğunuz dokunsal bir çocuk mu? Ne demek istiyorum? Kimi çocuk duyarak öğrenir. Ona birilerinin anlatması gerekir. Kimi çocuk kendisi görerek, okuyarak öğrenir. Kimi çocuk dokunarak, araştırarak, karıştırarak, yapıp bozarak öğrenir. Ama bizim eğitim sistemimiz tek tip eğitim sistemi. 40 dakika boyunca bütün çocuklar öğretmeni dinlemek zorundadır. Ve bu gün içinde 7-8 kez 10'ar dakika arayla tekrar etmek zorundadır. Nasıl motive edeceğiz biz çocukları? Üstelik de sıra arkadaşı olarak değil, o onun rakibi olarak artık bu çocuklar bir aradalar. Yani eskinin birbirine kopya veren, birbirine yardımcı olan,
birbirine soru gösteren, anlatan çocuklar gitti. Yerine hayır, ben en fazla soruyu yapmalıyım. Çünkü o benden bir soru fazla yaparsa benim önüme geçecek. Şimdi acımasızlığı, olayın vahşiliğini tam olarak anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu çocuklar şimdi sınavda kaygılanmasın mı? Çünkü bütün toplumun çok alttan başlayarak ana sınıfında. Ya şöyle bir şey vardı, bu kaldırıldı. İlkokul 1'de, 2'de, 3'te deneme sınavı nedir Asumancığım? Deneme sınavı nedir yani? Korkunç bir şey bu. Niçin buna isyan etmedik? Niçin bunu ne yapıyorsunuz demedik? Yine işte bu kaldırıldı artık sınavlar bunlarla. 1, 2, 3 çocuğun ana dilini çok iyi yazıp okuyabileceği, kendini iyi ifade edip 4 temel işlemi çok iyi öğreneceği dönemdir. Ona deneme sınavı yapmak korkunç bir şey. Ek olarak da biz kaygıyla heyecanı karıştırıyoruz. Heyecan olmalıdır. Heyecan bizim en çok istediğimiz şey. Arada çok önemli bir fark var ama. Yani veliler, anne babalar bunu nasıl ayırt edeceğim diye düşünüyorlarsa çok basit bir fark var. O da şu. Şimdi kaygının arkası paniktir. Paniğe kapılırsınız. Bildiğinizi de unutursunuz. Beyniniz ketler. O nedenle sınavdan sonra birçok çocuk ay ben bunu nasıl atlamışım, ben bu soruyu biliyordum ve yapabilirdim der. Çünkü o kadar yüksek kaygıyla girmiştir ki panikten. Ama heyecan şudur. Şimdi kağıdı alırsınız, sınava hazırlanırsınız, kağıt önünüze gelir. Bu herhangi bir sınav içinde geçerlidir. Yani normal akademik ortamdaki, okuldaki, ilkokuldaki, ortaokuldaki, lisedeki herhangi bir sınav içinde geçerlidir. Ara sınavlar içinde geçerlidir. Acaba hangi sorular çıkacak? Acaba bildiğim yerlerden gelecek mi? Kaç tanesini yapabileceğim? Bu heyecan. Bunu isteriz biz. Ama panik ya da kaygı şudur. Ay yapamayacağım. Kesin de bilmediğim yerlerden gelecek. Çok fazla konu eksiğim var. Allah kahretsin. Çalışamadım. Şimdi heyecanda yüksek adrenalin salgılanır. Dönemsel bir şeydir o. O döneme ait böyle. Ve o adrenalin tam odaklanmayı sağlar. Stres altında ciddi odaklanma getirir. Çok kısa sürede, sınavların mantığı da bu zaten. Çok kısa sürede çocuk odaklanır ve kendisinden istenen o sürede o olayı çözer, bitirir. Ama panikte o adrenalin stabil halde kalır ve bir türlü kişinin rahatlamasına imkan vermez. Dolayısıyla da o panikle zihin dağılır, bilgiler dağılır, ketler bellekten bilgiyi geri çağıramaz beyin. Dolayısıyla panikte şöyle başlar. Birinci soru diyelim ki bilemedi yani çözemedi onu o an. İkiye bakayım, ay yapamıyorum, aman süre geçiyor, ay işte bu kadar kaldı, Allah kahretsin yapamadım, bitti. Süre kaybeder. Ya da çözemez, ya da çok uğraşır bir soru üzerine, geçemez bir başkasına, o kadar çok takılır ki. Şimdi bunda tabii ki hem eğitim sisteminin, hem biz anne baba tutumlarının ve tabii ki çocuğun da kişisel yatkınlıklarının çok önemi var. Ama önce şunu bileceğiz. Ben bu çocuğu yetiştirirken mükemmeliyetçi, kontrolcü, takıntılı mı davranıyorum? Bunun dışında işte dürtüsel davranmak, dikkat eksikliği dediğimiz, hiperaktifte dediğimiz şeyin birçoğu yalancı hiperaktifte. Neden? Şimdi en önemli sorunumuz şu bizim. İlkokul 1, 2, 3'te vermemiz gereken 4 temel işlemi ne yazık ki tam kavrayamadan, çarpım tablosunu ezbere bilmeden çocuklar ortaokul, liseye geliyorlar. Şimdi ama burada hep böyle bütün öğretmenlerimiz zan altında kalıyor Serap Hanım. Hayır, çocuklarımız öğrenemiyor diyor. Öğrenemiyor. Şimdi bak, öğretemiyor demiyorum. Öğrenemiyor çocuklar. Bu bilgi eksikliği atlanıyor, görülmüyor. Ya da yaparım, yapar nasıl olsa deniyor. Bugün herhangi bir eğitim düzeyindeki çocuğu çıkardığında takıldığı işlem özellikle çarpma ve bölme Asumancığım. 4 işlem. Şimdi 4 işlemi bitirmeden aslında belki de okula başladığında önce bir hazırlık döneminde çocukların eksikleri tespit edilmeli belki ve onun üzerine inşa edilmeli. Şimdi çok erken yaşlarda bunu tamamlaması gereken ama tamamlayamamış çocuk liseye geldiğinde bu öğretmenin sorumluluğu değil ki. Kendi bireysel gelişim süreciyle, öğretmeniyle kurduğu iletişimle, arkadaşlar ilişkisiyle, tabii ki aile tutumlarıyla falan birçok şeyle ilişkili bir şeydir. Ama ailenin de temel olarak dikkat etmesi gereken şey şu. Çok iyi okuyup yazabilmelidir. Üçüncü sınıfı bitirmiş bir çocuk. Çok iyi. Bak birde ikide takılmıyoruz buna. Çünkü birde ikide şöyle bir şey var. Önce harfleri tanıyacak. Sonra o harflerin birbiriyle ilişkisini kuracak. Sonra anlamlı kelimelerden okuyup cümlelerden bir şey çıkaracak. Birinci, ikinci sınıfta çocuğa özet çıkart falan diyemezsiniz. Çocuk da kelimeyi doğru okumaya çalışıyor çünkü. Üçüncü sınıftan sonra çocuk çok iyi okuyup yazabilmelidir. Ama biz neye takılıyoruz Asumancığım? Düzgün yazdı mı?
harfler birbiriyle uyumlu. Ya, görüntü, şekil, şekil, görüntü. Geçelim onu. Oraya takılmayalım. Dön başa tekrar oku. Tekrar ya, cezalandırdın. Çocuk bu yüzden öğrenme güçlüğünü çekiyor. İşte bunlara tabii cezalandırdığımız bir sistemde biz çocuğa nasıl doğru bir yapılandırma yapabiliriz? Yanlış mı yapıyor çocuk? Sevgili anne babalara kendimi paralıyorum. Buradan bir kez daha söyleyeyim. Lütfen sildirmeyin yanlışını. Şimdi yanlış mı yaptı? Çocuğun o yaptığı emeği, harcadığı çabayı, emeği takdir edeceğiz önce. Çok uğraştığını görüyorum. Tebrik ederim. Harika gidiyorsun. Şimdi aşağıya bu harfi satırların dışına çıkmayacak şekilde yazmayı çalışalım. Çünkü çocuk yukarıda görüyor satırın dışına. E ben onu sildirirsem referans ne? Çocuk orada görecek ki kıyaslayacak. Lütfen sildirmeyin. Yanlış yapsın, yanlışı görsün. Gelecekte de zaten o yanlışlar bizim deneyimimiz olacak demiyor muyuz? Ben orada çocuğun uğraşısını niye silerim Ansu'na? Şimdi ne oluyor? Bak burada başlıyoruz. Sen şimdi hani öğretmenler zanaatla diyorsun. Hayır, öğretmenlere gelmiyor olay. Öğretmenler zaten belki de onlara yanlış bir şekilde gelmiş çocukları düzeltmeye çalışıyor. Şimdi ben aile olarak çocuğuma görgü kurallarını öğreteceğim. Toplumsal davranış kurallarını öğreteceğim. Sağlıklı iletişim kuracağım. Sonra bu çocuğu okula yönlendireceğim. Okul onu törpüleyecek. Okul onu topluma hazırlayacak. Benim ailede vermem gereken şeyleri verememişsem öğretmenin işi değildir. Benim çocuğumu tuvalete götürmek öğretmenin işi değildir. Benim çocuğuma yemek yedirmek öğretmenin işi değildir. Benim çocuğuma veremediğim bir takım şeyleri öğretmek öğretmen. Öğretmen çocuğu bir bütün olarak ele alır ve eğitim verir. Ama o eğitimin temeli olmalıdır. Yani bugün ben çok iyi bir mimar olabilirim, iç mimar. Ama benim dizayn edebileceğim mimari alan için çok iyi bir temel olması gerekmez mi? Bugün depremde süslü püslü, çok gösterişli, çok ihtişamlı evler yıkıldı. Neden yıkıldı? Çünkü temeli sağlam değildi, inşaatı sağlam değildi. Ben istediğim kadar cila yapayım, istediğim kadar en kalite fayansları, en kalite iç işçiliği yapayım. Bina temel sağlam değilse üzerine yaptığınız her şey dökülür, eğreti kalır, tutmaz. O nedenle önce anne baba olarak şu akademik mükemmelliyetçilikten bir vazgeçip çocuğa, yani koşullara bağlı sevmeyeceğiz ise, yani benim istediğim okulu seçersen, benim istediğim çocuklarla arkadaş olursan, benim istediğim bölümde okursan, benim istediklerimle görüşürsen, benim istediklerimi yapmazsan, yaramazlık yapmazsan seni severim olmaz. Ben her koşulda çocuğuma sevgi ve saygı göstermek zorundayım. Ve onu sağlıklı temeller üzerinde eğitip okula göndermeliyim. Ondan sonra yani henüz kaşık çatal tutmayı öğretememişiz. İşte annesi babası, anneannesi babaannesi yedirmiş o çocuğa, yorulması ama hemen yesin. Ondan sonra okula gitmiş bu çocuk, hocam öğlen mi yemek yemiyor, aç geliyor benim çocuğum. E aç gelir çünkü kendine yemeği öğrenmemiş çocuğu. Yani burada ben çuvaldızı kendimize batırıyorum yani. Ebeveynlere batırıyorum. Sizin, bizim yetiştiremediğimiz çocuk ortamda şey kalır, evreti kalır. Şimdi çocuklara bir kere çok güzel tanı testleri yapıyorlar. Uygulama testleri yapıyorlar. Çocuğun eğilimleri. Kendini gösteriyor zaten çocuk. Kim çocuk sanata eğilimli. Bir bakıyorsun işte müzik ortamlarında, sanat ortamlarında, kulüp çalışmalarında yer almak istiyor. İşte bu çocuğu böyle motive edeceksiniz. Ya da kimisi matematik zekası var çocuğun. Akademik olarak çok yatkın buna. Çocuğu oraya, yani o çocuğa zorla tarihinde 100 olsun demeyeceksiniz. Biz onu yapıyoruz Asumancığım. Yanlış olan şey şu. Şimdi çocukların güçlü alanlarını daha da güçlendirmemiz lazımken biz zayıf olduğu alanları da o güçlü olduğu alanlara yarıştırmaya çalışıyoruz. Ama şimdi bak, çocuğun ilgi alanı sayısalsa zorla ona tarih ve coğrafyayı dayatmanın bir anlamı yok. Soğutursun. Ya da çocuğun ilgi alanı sözelse, daha sosyal iletişime açık ya da sosyal bilimlerse, o çocuğa zorla sayısalcı yaparsan her iki alanda da kaybedersin. Onun için de rehberlik servisleri bu anlamda önemli. Fakat burada çok ilginç bir şey var. Onu söyleyeceğim şimdi. Yani inşallah anne babalar buradan bir farkındalık kazanırlar. Şöyle ki, şimdi önce biz zeka testlerinde, öğrenmeyle çok yakın olduğu için söylüyorum bunu. Zeka testlerinde sözel zeka, sayısal zeka ve performans zekası vardı. Var bu hala. Yani ikisinin toplamından bir performans elde ediyorduk ve çocuğa bir zeka puanı tanımlıyoruz. Tanımlanıyor yani. Sonra Howard Gardner çıktı, dedi ki, yaşayan en büyük öğrenme psikologlarından biridir bu adam. Bir dakika dedi ya,
Yani başka zeka grupları da var. Sadece olay sayısal ve sözel değil. Yani ne var? Kinestetik zeka var, doğa zekası var, yok spor zekası var, işte müzik zekası var, bilmem ne zekası falan. Çok mantıklı. Şimdi mesela bizim Naim Süleymanoğlu'nu nereye koyacağız? Adam sayısalcı değil. Adam sözelci değil. Ne yapacağız? Ama adamın spor zekası var ve beden zekası var. Değil mi? Dünyaya kavramsallaştırmak adına... ne kadar önemli ilk başta değil mi? Yol açmak için evet. insana. Şimdi ne oldu? Adam adını dünyaya Cep Herkül olarak yazdırdı. Şimdi biz bu adama otur matematik çalış. Matematiğin yüzüm. Senin Türkçen bozuk. Çok iyi Türkçe falan. Yani böyle bir şey yok. Adamın yeteneği buydu ve o alanda çalıştı. Diğer alanları da bu alana getirmeye uğraşmadı. İki önemli zeka grubu var. Birincisi okuma zekası. Okuma zekası diyor ki kişi kendi ana dilinde çok iyi okuyor ve yazıyorsa, okuduklarını anlayabiliyor ve kendini iyi ifade edebiliyorsa bu kişi her alanda başarılı olur. Yani sayısal da olur, sözelci de olur, başka zeka grubu. Şimdi bunun temeli de çok mantıklı. O zaman ne çıkıyor? Yetenekler ve eğilimler çıkıyor. Evet, ben her şeyi çok iyi anlayabilirim, yapabilirim. Ama benim yeteneğim sayısalsa, rakamlarsa ben sayısalcıyım. Orada temel kural şu. Ana dilini çok iyi anlamak. Her sene yüzlerce lise birincisi açıkta kalıyor Osman'cığım. Sebebi büyük bir kısmı yabancı dilde eğitim aldıkları için. O Türkçe kendi ana dillerindeki o ayrımları atladığı için bu çocuklar arkadaki temel dinamiği bilmek zorundayım. Benim meveli olarak çok beklentilerim yüksek. Ya da çocuğumun kendisine güveni mi yok? Eksik bir... Ben mesela şunu istiyorum bütün çocuklardan ya da gençlerden. Hani benden bu anlamda bir yol arkadaşlığı, koçluk, danışmanlık istediklerinde ki verdiğim çok fazla çocuğumuz var. Hemen diyorum bana konu tarama testini getiriyorsun. Tüm konularda. Bana bir genel deneme sınavı. Tamam. Konu tarama testini getiriyorsun. Burada yazıyor zaten. İşte Türkçe paragraflarda takılmış çocuk belli. İşte mesela ne olsun? Cümlenin öğelerinde takılmamış da gelmiş paragraf açıklamasında paragrafın anlamını çıkarmada takılmış. Ya da sayısalda. Bakıyorsunuz matematikte yapmış yapmış. Denklemlerde takılmış. Problemlerde takılmış. İşte ne bileyim kümelerde takılmış. Ha, demek ki burada benim eksiğim var. Şimdi ben bütün matematiği değil ama bu eksik olduğum konuları tekrar etmeliyim ve orada hiç atlamamalıyım. Eksik. Şimdi hepsinin temeli dönüyoruz. Nereye geliyoruz biliyor musun? İyi okuma, anlama, kendi ana dilinde. Dakikada en az 120 kelime okuyabilmeli bir çocuk. Gelecekle ilgili beklentilerimiz neyse ona göre bir yol çizmek yavaş yavaş. Fakat yabancı dili ben çok üstüne duruyorum. Yabancı dili kesinlikle ve kesinlikle öğrenmek zorunda. Yani en az iki dil. Çünkü her zaman bir üçüncü dili, dördüncü dili, internet dediğimiz bir şey var biliyorsun. İnsanlar oturuyor online. Ben Rusça öğreniyorum mesela durduk yerde. Rusya'yla bir ilgim yok. Benim Rusya'ya gitmemişim ama yakın arkadaşımın ana dili Rusça olduğu için bana da öğretir misin dedim. Temel düzeyde konuşabiliyorum. Bu çok büyük bir zenginlik. Temel düzeyde yani Rusya'ya gitsem aç kalmam, açıkta kalmam, yolumu bulurum. O nerede, bu nerede, buraya nasıl gidebiliyoruz? Yok benim çocuğum var, evli misiniz, bekar mısınız? Anlatırım derdimi. Şimdi herkesin bu anlamda kendini geliştirmesi çok önemli. Hele hele gençlerin en az iki yabancı dili ortaokula kalmadan sayısal bu dört işlem çok iyi oturması lazım. Dört işlem. Bunu bilmiyor. Ben çocuklarda görüyorum. Masumancığım. Liseye, yani üniversiteye gidiyor çocuk. Sekiz kere dokuz kaç dediğimde parmak hesabı yapıyor. Bu bir dramdır yani baktığında. Üniversitede iddialı olmak ve iyi bir... Benim şimdi çok bilinen üniversitelerden birinde hoca bir arkadaşım var. Bir kadın hoca. Çok önemli bir devlet üniversitesinde. Elektrik elektronik bölümünde hoca. Bana söylediği şeye inanamadım ben. Özellikle dedi 2009'dan sonra bu pandemiden sonra dedi yaptığımız kayıtlarda çocuklar dedi mililitreyi bilmiyorlardı. Milimetre ve mililitreyi bilmiyorlardı. Mühendislik fakültesinden bahsediyorum. Bu dedi ki hocam nasıl kazandılar bunlar dedim üniversiteyi. Benim de dedi aklım almıyor dedi. Şimdi bunu söyleyen bir hoca. Bir üniversitede mühendislikte okuyor. Devlet üniversitesinde okuyor. Çok iyi puanlarla alan, çok yüksek sıralamalarla alan bir üniversiteden bahsediyorum. Ve diyor ki çocuklar diyor çarpım tablosunu bilmiyor diyor Serap Hanım diyor bana. Üniversiteden bahsediyoruz. Bilmiyor diyor. Şimdi yani biz
öğrenme güçlüğü osulusu diye konuşuyoruz da neyi konuşuyoruz? Altta gelirken daha temel zayıf. Şimdi dolayısıyla da eğitimin görevi şudur. Eksik nerede var? Bir, bunu tespit etmek. Bu artık şey, öğretmenlerin sorumluluğu da budur. Eğer önceden atlanmış bir eksik varsa bunu bir şekilde tamamlamak. He, tabii birinci sınıf öğrencisinde, ikinci sınıf öğrencisinde de çarpı tablosunu burnuna dayayıp amiyane söyleyeyim. Bunu ezberle, yarına gel, bir hafta içinde ezber falan olmaz. Bunu oyunlarla çocuğun seveceği, anlayacağı şekilde, eğlenceli bir şekilde öğretip okumayı, yazmayı da eğlence. Yani çocuğa 8 sayfa bir harf yazdırmak doğru bir şey değil. Asumancığım, ben bunu yaşadım. Kızımda yaşadım, biliyorum. 8 sayfa S harfi yazılmaz. Uyuyordu çocuk. Şimdi kendimize bir ayna tutalım. Hem ebeveyn olarak hem eğitim sistemi olarak. Dolayısıyla da bir şeyi öğrenme güçlüğü demeden önce alttaki dinamikleri, arkadaki dinamikleri bir eleyelim. Evet. Çocuğun takıldığı yerleri bulalım. Ha, gerçekten de bazen matematik öğrenme güçlüğü vardır. İşte özgür öğrenme güçlükleri vardır. İşte dediğin gibi disleksi vardır. Aleksi vardır. Bir sürü alt başlık var. Ama onu bir bilelim. Hiperaktivite vardır, o var. Fakat önümüze gelen her çocuk hiperaktif değildir. Enerjisini akıtmasına izin vermediğimiz çocuklar hiperaktif davranışlar sergiler. O karnede anne babanın da notu vardır, öğretmenin de notu vardır. Yani eğer o karnede çocuk zayıf alıyorsa sadece o çocuğun zayıfı değildir o. Öğretmen dahil, altını çize çize söylüyorum. Hepimizin zayıfıdır, toplumun zayıfıdır. Neden o da söyleyeyim. O zamana kadar bu eksikler neredeydi? O zamana kadar bu eksikler niye tamamlanmıyor? O zamana kadar ailenin için bu eksikler için ya da varsa bir zayıflık destekleme çalışması yapmıyor. Neden? Karneye o zayıf olarak yansıyor. Çocuğun suçu mudur bu? Bir öğrenme güçlüğü yaşıyorsa bile çocuğun suçu mudur bu? Bunu fark etmeyen anne babanın, bunu fark etmeyen öğretmenin, bunu fark etmeyen sistemin suçudur eğer bir suç varsa. Çocuğun suçu değildir. 9 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında çocuğun suçu değildir. Madem ki biz o çocukları reşit saymıyoruz 18 yaş üstünde, altında. O zaman o çocukla ilgili alınacak her tür kararda biz yetişkinlerin sorumluluğu vardır. Şimdi kendi sorumluluğumuz yoksa çocuğa oraya 100 üzerinden 10 vermek, 20 vermek marifet değildir. Ben orayı nasıl tamamladım? Nasıl tamamlamaya çalışıyorum? Benim dönemimde öğretmenlerimiz vardı. Kulakları çınlasın yaşayanlar. Allah bin kere razı olsun. Yazarlardı oraya. Çok daha iyi performanslar göstereceğine inanıyorum. İşte senin çok başarılı olacağını biliyorum. Bak şimdi ne kadar motive edici bir şey. Perde arkasından da anneye babaya haber gönderilir. Anne baba gelir ve anne baba ciddi azar işitirdi hocada. Siz bu çocuğun görmüyor musunuz eksikliğini? Ben size yazı yazıyorum. Niçin kontrol etmiyorsunuz? Ben sizi çağırıyorum ve toplantısına niye gelmiyorsunuz? Ne güzel iş. Biz çocuğu okul açıldı. Okulu açılınca gönderelim okula. Öğretmenler uğraşsın. Hadi tamam, öğretmenler uğraşsın. Peki öğretmenden bana gelen geri bildirimi ben ciddiye alıyor muyum? Yani çocuğunuza böyle davranın, böyle yapın, bunu yapın, bu konuda destek alın. Gerekiyorsa bir uzmana götürün ya da rehberlik araştırma bir sonuç verdi. Burada bir takım sıkıntılar görüyoruz. Bununla ilgili destek alın dediğinde ben, ay yok benim çocuğumun bir şeyi yok. Benim çocuğum zeki ama işte oturup çalışmıyor. Yani gerçekten bu çocuğun bir sorunu varsa ve bununla ilgili ben bir geri bildirim alıyorsam okuldan onu ciddiye almam lazım. Öğretmen, okul, veli işbirliği çok önemli. Merkezde de çocuk olacak. Eğer gerçekten biz çocuğun yararını düşünüyorsak. Bazen çünkü bize böyle bir şeyler yüzümüzü ayna tutunca sinirleniriz, öfkeleniriz. Ama dönüp işte bir kendimize, benim de bunda bir payım var mıdır gerçekten? Çocuğu suçlamak çok kolay. Eğitim sistemini suçlamak çok kolay. Başkalarını suçlamak çok kolay. Ama kendi kendimizi, birbirimizi pohpohlayarak bir yere varamayız. Önce var olan durumu kabul edeceğiz. Yani evet, benim çocuğumun eksiği olabilir, benim çocuğumun desteklenmesi. Ya da ben yanlış davranmış olabilirim. Bunun dışında okuldan destek alamamış olabilirim. Doğru. Okulun da hatalı tarafları olabilir. Öğretmen de olabilir. Ama bunu aşmanın yolu, onu ötekileştirerek, o kötü, bu kötü, o haksız diyerek değil, birlikte bir araya gelerek çocuğun o moda deyimle üstün çıkarı için birlikte çalışarak olur Asuma. Evet. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdin. Her zamanki gibi. Ben tekrar görüşmek üzere inşallah. Sağ umarım faydalı oldu anne babalarımıza. Çocuklarının geleceği istikbali için diyelim. Hepimizin derdi çünkü bu. Çok teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.